Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. 9. dersimizin konusu entropiyi anlamak olacak ve bölüm 1 ile dersimize başlayacağız. Bu videoyu izlemeden önce www.hüseyingüner.com adresinde bulunan bu derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirip çıktı alıp bu videoyla beraber değerlendirirseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Evet, termodinamik kolaydır, entropi kolaydır. Bu kapsamda dersimize başlayalım. Evet, termodinamiğin birinci yasasını ve ikinci yasasını geçmiş videolarda ayrıntılı olarak ele almıştık. Önce kısa hatırlatmalarla başlayalım. Bir çevrim sırasında sisteme transfer edilen ısının tamamı işe çevrilemez. Isının işe çevrilmesi ısı makineleriyle oluyordu ve Q çıkan olduğu için bu da olmak zorundaydı. Isının tamamı işe çevrilemiyordu. Çevrim geçiren bir sistemde ısının işe çevrilmesini ele alıyorsak ısı makineleriyle çalışıyorduk. Çevrim geçiren bir sistemde ısıtma veya soğutmayı ele aldığımızda ısı pompaları ve soğutma makineleriyle çalışıyorduk arkadaşlar. Sisteme transfer edilen işin tamamı ısıya çevrilebilir demiştik. Örneğin elektrik işi, elektrikli direnç ile tamamen ısıya çevrilebiliyor. Ama iş ısıya çevrilince tersinmezlik geçirmekte ve ısı tekrar tamamen işe çevrilememektedir. Isının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi üretimidir. Entropi üretimi tersinmezlik varsa vardır. Gerçek durumlarda mutlaka entropi üretimi vardır. Önemli bir konudur. Biz entropiyi S ile, büyük S ile veya küçük S ile göstereceğiz. Birimleri Joule bölü Kelvin veya Joule bölü kilogram Kelvin olacak. Eğer birim zamanda çalışıyorsak üzerine nokta koyacağız. O zaman birimlere watt gelecek. Watt bölü Kelvin veya watt bölü kilogram Kelvin birimlerinde de çalışabileceğiz. Entropi üretimi kavramını açıklamaya çalışalım. Bir ısı makinesini ele alalım. Bu ısı makinesi ısı enerji kaynağı ve ısı enerji kuyusu arasında çalışsın. TH ve TL sıcaklıkları arasında çalışsın. Ve QH ısısı ile QL ısısı arasında çalışsın. Ve VNet işini elde edelim biz ısı makinesinden. Isı makinesi bir çevrim geçiriyor sonuçta. Arkadaşlar genel olarak sıcaklığı biz T ve ısıyı da Q ile gösterirsek ve buradan diferansiyel forma geçersek ısıyı dQ ile gösterirsek buradaki bozuk D ısının yola bağlı olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede bir tanım yapabiliriz. Clausius eşitsizliğinden söz edebiliriz. Arkadaşlar Clausius tarafından yapılan çalışmalarda çevrim geçiren bir sistemde dQ bölü T'nin sıfırdan küçük olduğu veya sıfıra eşit olduğu görülmüş. Clausius eşitsizliği olarak buna isim verilmiş. Bu ne anlama geliyor? Çevrim geçiren bir sistemde Q bölü T'nin çevrim boyunca integralini aldığımızda bu küçük eşit sıfır çıkıyor. Bu Clausius tarafından ispatlanmış bir durum. Biz bu eşitsizliği eşitlik haline getirdiğimizde entropi üretimiyle karşılaşıyoruz. Entropi üretimini T üretim olarak gösterirsek bu eşittir eksi çevrim boyunca bir integral ve integralin içinde dQ bölü T var. Sınırlarda TH ile TL arasında değişiyor. Bu integrali aldığımızda arkadaşlar eksi parantez içinde QL bölü TL eksi QE bölü TH'ye ulaşıyoruz. Joule bölü Kelvin biriminde. Gördüğünüz gibi ısının sıcaklığa oranı ve karşılaştığımız an aklımıza entropi gelecek ve entropi üretimi içinde yazacağımız ilk önemli eşitlik çevrim geçiren bir sistem için bu integral eşitliği olacak. Arkadaşlar bir sıcaklığı TH veya TL alırsak S üretim ve S üretimi de eşittir sıfır olarak bulursak bu çevrime tersinir diyeceğiz. İdeal bir çevrim. Gerçekte böyle bir çevrim yok. Gerçek çevrimlerde her zaman entropi üretimi olur. Ama biz ideal çevrimleri ele alarak sistemleri makine mühendisi olarak modelleyebiliyoruz. Bizim için ideal sistemler de önemli. S üretim büyük sıfır ise bu çevrim tersinmez çevrim, gerçek çevrimdir. S üretim küçük sıfır olamaz. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Küçük sıfır bulduğumuz an kesinlikle hata yapıyoruz. Termodinamiğin birinci yasasını bugüne kadar güzelce ele aldık ve enerji dengesini yazdık. E'ye giren eksi E çıkan eşittir delta sistem dedik. Bu delta sistemi sıfır aldık çevrim geçiren sistemler için.
Çevrimlerde arkadaşlar delta S sistem de sıfırdır. Bu sistemdeki entropi değişimi her zaman sıfırdır. Bunu başta söyleyelim. Çevrim geçiren sistemler için ne anlama geldiğini ders ilerledikçe ele alacağız. Bunun yanında gerçek çevrimlerde entropi üretimi her zaman sıfırdan büyüktür. Bunu bir daha vurgulamışız. Entropi üretimi farklı. Sistemdeki entropi değişimi farklı arkadaşlar. Sistemdeki entropi değişimi çevrim geçiren sistemlerde sıfır. Ama bunun yanında gerçek çevrimlerde entropi üretimi her zaman sıfırdan büyüktür. Evet, biz sistem sınırının sıcaklığını T olarak alırsak, sistem sınırının sıcaklığı bu sefer, yani ısı kaynağı sıcaklığı değil, sistem sınırının sıcaklığını T olarak alırsak ve S üretimi eşit sıfır ise bu sefer çevrim iç tersinirdir. S üretim büyük sıfır ise çevrim tersinmezdir. Biz şu anda sıcaklığı sadece sistem sınırının sıcaklığı olarak aldık. S üretim küçük sıfır ise bu durum olmaz. Arkadaşlar şuraya tersinmezdir veya iç tersinmezdir demişiz. İkisi de aynı kavramı bize gösteriyor. Seçilen sıcaklığa bağlı olarak entropi üretimi çevrimdeki tersinmezliklerin V veya iç tersinmezliğin veya içten tersinmezliğin bir ölçüsüdür. İç tersinmezlik veya içten tersinmezlik diyebiliriz. İkisi de aynı kavram. İç tersinir ve içten tersinir de aynı kavram. İkisini de ben kullanabilirim. Evet, kapalı sistemlerde entropi değişimiyle devam edelim. Entropi değişimi ne demek? Sistemdeki entropinin değişimi demek. Sistemdeki entropinin değişimi demek. Kapalı sistemlerde delta E sistem sıfırdan farklıydı ve delta S sistem de sıfırdan farklı olacak. Kapalı sistemlerde, bakın bu sistemdeki enerji değişimi, bu sistemdeki entropi değişimi. Tamam. Entropiyi biz S ile gösteriyoruz ve termodinamik bir özelliktir. Nasıl biz termodinamik tablolardan özgül hacmi, iç enerjiyi, özgül iç enerjiyi, özgül entalpiyi okuyabiliyorsak, özgül entropiyi de okuyabileceğiz. Entropi de bir termodinamik özelliktir. Termodinamik özellik olan her şeyin tablosu veya bir eşitliği vardır. Onlardan yararlanarak o özelliğin sayısal değerini belirleriz. Örnek, hal 1'deki entropi özelliği S1 olsun. Hal 2'deki entropi özelliği S2 olsun. Entropi değişimi demek, sistemdeki entropi değişimi demek. Yani kısaca entropi değişimi dediğimiz şey, sistemdeki entropi değişimini biz S2-S1 olarak yazabiliriz. Tabii küçük S'ler özgür entropiyi gösteriyor. Onu kütleyle çarptığımızda büyük S'ye ulaşıyoruz. Ama entropi değişimi, sistemdeki entropi değişimi tabloda S1 ve S2 değerini okuyabiliyorsak S2-S1'dir. Okuyamıyorsak da bir yöntemi var, eşitlikler var. Nasıl hesaplayacağımızı adım adım öğreneceğiz. Sistemdeki entropi değişimi ısıtmada pozitif, soğutmada negatif olabilir. Bak, entropi değişimi sıfırdan büyük ve küçük olabiliyor. Ama entropi üretimi kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Sıfıra eşitse yine tersinir bir durumdan, ideal bir durumdan bahsediyoruz. Entropi değişimi delta S olarak göstereceğiz. M çarpı S2-S1, yani içeridekiler özgül entropiler olarak yazacağız. Bunun diferansiyel gösterimi ds eşittir dq bölü T olacak iç tersinir durum için. T sistem sınırının sıcaklığı olmak üzere. Zaten T sistem sınırının sıcaklığı ise buna iç tersinir diyorduk. İdeal durumda entropi değişimini biz diferansiyel formda bu şekilde gösteriyoruz. Tabi burada zaten integralini almışız. Bakın ds'nin integralini alırsak, dq bölü t'nin integralini alırsak zaten bunun integrali s2-s1. Bunun integrali de aynen kalacak. İç tersini olarak buradaki dq bölü t'yi biz problemin durumuna göre değerlendireceğiz. Bakın yanına tersinir durumda yazmışım. Tersinir durumda s2-s1'i bu integrale eşit olarak gösterebiliriz. Tersinir durumda. Saf maddelerde entropi değişimi delta S sistem M çarpı delta S küçük S dedik. M çarpı S2-S1 dedik. Özgür entropiler olarak yazdık. Şu durum arkadaşlar her zaman geçerli. Bu hani tersine tersinmez. Burası önemli değil. Burada sadece sistemdeki entropi değişimini yazıyoruz. Ama bu sistemdeki entropi değişimi tersinin durumda şu integrale eşit.
Bunları güzelce öğrenelim. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Entropiyi en güzel şekilde, en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazı sıvılar için tablolardan okunur demişiz. S1 ile S2. Okunamıyorsa eşitlikler de var. Onlardan da yararlanmayı göreceğiz. Arkadaşlar, saf maddelerle çalışıyorsak, doymuş sıvı noktası, doymuş buhar noktası için yine entropiyi biz Sf veya Sg ile göstereceğiz. Nasıl geçmişte U ile H için alt indisleri F ve G olarak göstermiş isek, entropi için de entropi bir termodinamik özellik, aynı şeyleri gösterebiliriz. Islak buhar bölgesinde de S eşittir Sf artı X, Sfg olarak gösteriliyor. Aynen kullanacağız. Kızgın buhar bölgesi için yine S basınç ve sıcaklık değerlerine göre bulunacak. Sıkıştırma sıvı bölgesi için S yaklaşık Sf alınabilecek ve sıcaklık değeri için bu Sf'yi tablolardan okuyabileceğiz. Veya basınç 5 MPa ve 5 MPa'dan büyük ise buna göre S'yi ilgili tablolardan okuyacağız su için. Tabii ki. Hemen bir örnekle devam edelim. Sıcaklığı 50 derece santigrat olan 1 kilogram doymuş su, doymuş sıvı su arkadaşlar x eşittir 0,5 olana kadar sabit basınçta iç tersini olarak ısıtılıyor. İdeal bir durum. Q giren ne olabilir? Delta S entropi değişimi ne olabilir? Delta S'yi gördüğümüz an sistemdeki tabii ki entropi değişimi aklımıza gelecek. Veriler T1 50 derece santigrat doymuş sıvı. X eşittir 0,5 yani ıslak buhar bölgesi için ve sabit basınç demiş. Bakın bu durumda çok önemli. Sabit basınç dediği an aklımıza piston silindir düzeni gelecek örneğin. Piston silindir düzeni sabit basınçta çalışır. Burada da bir ısıtma olayı varsa piston silindir düzeninde hacim artışı var. Sabit basınçta hacim artıyor. Isı girişiyle zaten buraya ısıtma diye yazmışız. Geçmişte bu konuları çok çalıştık. Sabit basınç dediğimizden sınır işi yapılıyor aklımıza gelecek. Yani piston silindir düzeninde de sınır işini güzelce anlattığımız için piston silindir düzeni aklınıza gelebilir. İç tersinir demek, geçmişte onu biz sanki dengeli olarak işlemiştik. Aynı şey. Isıtma demek sıcaklık artıyor, özgül hacim artıyor ama basınç sabit bu problemde. Bütün bunları da kısaca hatırlatmış olalım. T1 50 derece santigrat doymuş sıvı noktasındayız. O zaman alt indisimiz F. Ve su için ve 50 derece için P1'i P doyma basıncı olarak buluruz. Çünkü doymuş sıvı noktasında çalışıyoruz. Basınç o zaman 12.352 kilopaskal. Tabii ki doymuş sıvı noktasında çalıştığımız için ve su için tablo A4'ü kullanarak iç enerjiyi, entropiyi ve entalpiyi ve entropiyi okuyabiliriz. U, H, S'yi, U1, H1, S1'i tablodan 50 derece santigrat için okuyabiliriz. Gelelim hal 2'ye. Sabit basınçta çalışıyoruz. P2 eşittir P1. 12.352 kilopaskal. Zaten hal 1'den basıncı bulduk. Tamam. İkinci bağımsız özellik kuruluk derecesi x2.05 olarak verilmiş. O zaman ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak bu basınç değeri için H2F'yi ve H2FG'yi ilgili tablodan okuruz. Gerekirse interpolasyon yaparız. Yine S2F ile S2FG'yi de okumamız gerekiyor. Entropiyi de okumamız gerekiyor. Ben burada entalpiyi de okumuşum. Ve bu kapsamda özellikleri tablodan okuduktan sonra enerji dengesine geçebiliriz. Arkadaşlar önce enerji dengesi. Bizden Q giren nedir o isteniyor zaten. Ve termodinamiğin birinci yasasını her zaman kullanacağız. İkinci yasayı da nasıl kullanabileceğimizi adım adım göreceğiz. E giren sisteme Q giren var ve sınır işi çıkışı olacak zaten. Ve kapalı sistemlerde delta E sistemi M çarpı delta özgül iç enerji olarak alabiliriz. Tabii kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ettik. Bu problem için eşitliğimiz Q giren eksi V sınır eşittir M çarpı delta U oldu. Ve sınır işini de geçmişte çok çalıştık. PdV integrali P sabit olduğu için zaten dışarı çıkar ve bu integral M çarpı P çarpı delta küçük V olarak yazılabilir özgül hacimler cinsinden. Burada entalpi hatırlatmasını da yapmışız. Delta H delta U artı P delta V'ye eşit. Entalpi için bu eşitliği kesinlikle yazabiliyoruz. Delta cinsinden de bu şekilde yazabiliriz.
biliriz. Arkadaşlar, Q giren'i tek başına bırakırsak Q giren eşittir V sınır artı M çarpı delta küçük u. Evet. V sınırı şurada bulduk. M çarpı P çarpı delta V. M'yi dışarıda bırakıp P çarpı delta V'yi buraya yazalım. Yine M'yi dışarıda bırakıp delta U'yu buraya yazalım. Arkadaşlar şurada ne görüyoruz? Bu kesinlikle delta H'ye eşit. Yani biz iç enerji değişimini ve basınç çarpı özgül hacim değişimini kısaca delta H olarak yazabiliriz. Yani Q gireni M çarpı delta H'den hesaplayabiliriz. Uzun uzun bunlarla uğraşmaktansa bunların toplamını delta H yazdığımızda tablodan okuduğumuz sadece entalpi, özgül entalpiler bize yeterli olacaktır. Evet, o zaman Q gireni M çarpı H2 eksi H1 olarak yazabiliyoruz. Zaten tablodan bu iki değeri biraz önce okuduk. Kütle 1 kilogram. H2 ile H1'in değerlerini buraya yazmışız. Çarptığımızda da, gerekli işlemleri yaptığımızda da 1191 kilojül olarak Q gireni buluyoruz. Bu kadarlık ısı enerjisi giriyor ve sistemde bir sınır işi aracılığıyla iş elde ediyoruz. Tabi H2'yi nasıl hesapladık dersek arkadaşlar, H2 biliyorsunuz zaten. H2F artı X2, H2FG'den hesapladık. X2 zaten 0,5 verilmiş. Onun için 1400.34'ü bu şekilde bulmuş olduk. Evet, Q gireni soruyordu. Onu geçmiş bilgilerle hallettik zaten. Gelelim şimdi yeni bilgilere. Ne diyor problem? İç tersinir diyor. İzobarik bir durum var. Basınç sabit. İzotermal bir durum var. Sıcaklık sabit. Sıcaklık niye sabit? Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Doymuş sıvıdan ıslak buhar bölgesine geçtik. Islak buhar bölgesinde basınç da sabittir. Sıcaklık da sabittir. Yani izotermal ve izobarik olarak çalışıyoruz. Hem de iç tersinir olarak çalışıyoruz. O zaman delta S entropi değişimi. Bu ne demek? Sistemdeki entropi değişimi demek. Altına sistem yazdık, yazmadık önemli değil. Delta S'yi gördüğün an sistemdeki entropi değişimi aklınıza gelecek. S2 eksi S1. Bu iç tersinir durumda Q bölü T'nin integraline de eşitti. Biz önce bu integrali alarak bir sonuca bakalım. Delta S eşittir S2 eksi S1 tamam. İntegrali aldığımızda Q1 2 bölü T yazarız. Ne demek bu? 1 ile 2 arası, yani sistem hal 1'den hal 2'ye geldiğinde Q1 2 kadar ısı kullanıyor. Q giren kadar yani. Sonuçta Q1 2 Q girene eşit. Q giren bölü T olarak da bunu yazabiliriz. Q gireni yukarıda hesapladık. 1191 kilojül. Sıcaklık da sistemin sıcaklığı. Zaten sistem sabit sıcaklıkta çalışıyor. Ve sistemin sınır sıcaklığı şu T, yanlış söylemeyelim, sistemin sınırının sıcaklığı sistem sıcaklığına eşit olacak. Sabit sıcaklıkta çalıştığımız için burayı Kelvin cinsinden yazmak durumundayız. İkisinin oranı 3.686 kilojül bölü kilogram çıkıyor. Bu sistemde bir entropi değişimi var. Bu çerçevede bu integrali çözerek entropi değişimini bulduk. Sistemin entropi değişimi demişiz. Arkadaşlar tablodan değerler de okuduk. İstersek hani integralden, istersek suda tablo değerlerimiz var. S1 ile S2'yi okumuştuk. Bunları da yerine koyduğumuzda yine 3.686 kilojül bölü kilogramı buluruz. İkisi de aynı değer olmak zorunda. Arkadaşlar S2'yi nasıl hesapladık? Yine kuruluk derecesi elimizde varsa S2F artı X2 çarpı S2FG'den S2'yi hesaplayıp buraya yazdık. Evet, soru güzel. Delta S hakkında konuştuk. İç tersinir işlemde S üretim yoktur diye burada hatırlatma yapmışız. Ama iç tersinir işlemde S üretim yok ama entropi değişimi var. Grafiklerle geçmişte çok çalıştık. TV diyagramı, PV diyagramı ile çalıştık. Bir de TS diyagramı var arkadaşlar. Sıcaklık entropi, özgül entropi diyagramı. T derece santigrat, S de kilojül bölü kilogram Kelvin olarak yerleştirirse biz yine bu hayali eğriyi çizeceğiz. Kritik nokta üstüne göstereceğiz. Bakın bu kritik noktayı da gösterin. Bunlar önemli. Ve TS diyagramında içeride arkadaşlar sabit basınç eğrisi vardır. TV diyagramına benziyor. P eşittir P1, P2 aldık.
Bu sabit basınç eğrisi çerçevesinde biz hangi bölgede çalıştık? Önce doymuş sıvı noktasında çalıştık. Bir noktamız burasıydı. Isıttık, ikiye getirdik. Islak buhar bölgesine getirdik sistemi ısıtma aracılığıyla. Bu sefer ne oldu? S1'den S2'ye geldi entropi. Entropi değişti. Sistemin entropisi değişti. Diyebiliriz, evet. TS diyagramı içinde bunları söyleyebiliriz. Saf maddelerle çalışıyorsak arkadaşlar, saf maddenin entropisi tablolardan belirlenir. Yine burada kısaca tabloyu özetlersek, burada bir doyma eğrimiz var, bu hayali eğri var. Buraya kritik noktayı yazacağız. Kesinlikle ben burada yazmayı unutmuşum, yazacağız. Bu kritik noktanın veya bu doymuş sıvı eğrisinin sol tarafı sıkıştırılmış sıvı olacak. Yine biz S1'i eşittir SF alacağız T1 sıcaklığında. Doymuş sıvı buhar karışımında çalışıyorsak S2 eşittir SF artı X2 SFG olacak. T2 sıcaklığı ve X2 kuruluk derecesi için. Yine T3 sıcaklığı P3 basıncında kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak S3'ü ilgili tablodan okuyacağız. P1 basıncında T1 sıcaklığında çalışıyorsak S1'i ilgili tablodan okuyacağız. Veya S1 eşittir SF olarak alacağız T1 sıcaklığında. Bunları S için, entropi için, özgül entropi için hatırlatmış olalım. Geçmişte TV diyagramı, PV diyagramını çok çalıştık. Bu sefer TS diyagramı üzerinde bunu göstermiş olalım. Arkadaşlar bilgi notunda var. Su için TS diyagramının genel gösterimi bu şekilde olabilir. Burada T sıcaklığı, burada S özgür entropisi olmak üzere kilojül kilogram kelvin biriminde işte doyma eğrileri, kritik hal veya kritik nokta ve içerideki sabit basınç eğrileri. Bakın burada sabit özgür hacim eğrilerini de çizmiş. Yani bu şekilde de TS diyagramında sabit özgür hacim eğrileri çizilebilir. Ayrıntısını çalışırsınız. Gelelim yine önemli bir noktaya. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının birleşimi Gibbs eşitliklerine gelelim. Bunlara TDS eşitlikleri de deniyor arkadaşlar. Gibbs eşitlikleri de deniyor veya kısaca Gibbs eşitliği diyebiliriz. Arkadaşlar basit sıkıştırabilir saf madde için yazalım. Şimdi basit kelimesini geçmişte çalıştık. Sistem herhangi bir manyetik etkide değil, herhangi bir dış etkide değil. O zaman basit sıkıştırabilir saf madde için biz DS eşittir DQ bölü T'yi iç tersini durum için yazabiliyorduk. Bunu güzelce konuştuk. Sistemdeki entropi değişimi DS idi diferansiyel formda. Sistem sınırından giren çıkan ısı veya ısı ve sınır sıcaklığı oranı ise DQ bölü T idi iç tersini durum için, ideal durum için. İdeal durum için bu eşitliği yazabiliyorduk ve bunun integralini alıp çözümleme yapabiliyorduk. Şimdi şuradaki DQ'yu biz çekelim. DQ'yu iç tersini altına yazmışız zaten. İç tersini olarak DQ'yu çektiğimiz an burada T var. Buraya gelir TDS olur. İşte şu TDS'den geliyor. Gibbs eşitliği veya TDS eşitliği. Joule biriminde bunu yazabiliyoruz. Q'yu tek başına bıraktığımızda diferansiyel formda TDS'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz iç tersinir durum için. İç tersinir veya sanki dengeli sanki dengeli durumda sistemin yaptığı sınır işini de biz geçmişte çalıştık. Sınır işini kısaca V dersek bu PdV integraliydi arkadaşlar. O zaman bunu da diferansiyel formda yazarsak D, V iç tersinir eşittir P, D, V'ye eşit oluyor. Gördüğünüz gibi. Zaten arkadaşlar bu P, D, V integrali zaten sanki dengeliydi geçmişte. Yani sürtünmeyi dikkate almadık. Olayı iç tersinir olarak dikkate aldık her zaman. O zaman altına iç tersinir yazabiliriz. Yukarıda Q için, aşağıda iş için iç tersinir durumları değerlendirdik. Şimdi bunları nasıl birleştirebiliriz ona bakalım. İç tersinin için diferansiyel formda enerji dengesini yazarsak. Bu sefer DE giden eksi DE çıkan eşittir D sistem. Bakın buradaki D düzgün D çünkü sistemdeki değişim yola bağlı değil. Bu matematiksel bilgileri de bilmek durumundayız. Arkadaşlar yukarıda ele aldığımız durumda
delta E gireni DQ olarak ele aldık. Isı girişi var. Isı girişi varsa bir piston silindir düzenini ele alalım örneğin. Bir iş çıkışı da olmak durumunda. Onu da DV ile gösterelim. DE çıkan için. DE sistemi kısaca DU olarak alalım arkadaşlar. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edelim. Evet, nereye geleceğiz? Burayı değerlendirirsek DQ eksi DV eşittir DU olarak iç tersinir durumda yazabiliyoruz. Şunların karşılıklarını biraz önce bulduk. TDS ve PDV olarak. Bunları yerleştirirsek işte TDS eşittir DU artı PDV yazmışım Gibbs eşitliğini. Yani TDS'yi burada tek başına bırakıp PDV'yi karşıya atarsak bu şekilde Gibbs eşitliğini yazabiliyoruz. Önemli bir eşitlik. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bu TDS eşitliğidir. Burada iç enerjinin değişimi var. Biz bu TDS eşitliğini entalpi cinsinden yazmak istiyorsak entalpi neydi? Büyük harfle yazarsak jül biriminde gösterebiliriz. Entalpi U artı PDV idi. Arkadaşlar bunun türevini alırsak DH cinsinden yazarsak DH eşittir. U'nun türevi DU. Burada bir çarpım var. Çarpımın türevini alacağız. PDV artı VDP. Tamam. Entalpiyi de diferansiyel formda bu şekilde yazabiliriz. DU'yu buradan çekersek arkadaşlar DH eksi PDV eksi VDP olacak eşitliğimiz. Yukarıdaki DU yerine buradaki karşılığını yazarsak gerekli de düzenlemeleri yaparsak TDS eşitliği bu sefer entalpi cinsinden DH eksi VDP oluyor. Bakın burada PDV var, burada eksi VDP var. Neden böyle oluyor? Şurada zaten göstermişiz. Buna ikinci Gibbs eşitliği demişim de ikisi de Gibbs eşitliği esasında. Birinci, ikinci diye bir şey yok. Sadece burada ikinci bir eşitlik elde ettiğimiz için yanına o şekilde yazmışım. İkisi de önemli eşitliktir arkadaşlar. İkisini de kullanacağız. Özgül gösterim olarak da yani jül bölü kilogram biriminde de bunları yazmak istiyorsak o zaman küçülecek. Yani S küçülecek, U küçülecek, V küçülecek. Tamam. Arkadaşlar gelelim TDS eşitliklerinin yanına yazdığımız önemli açıklamaya. Bu iki eşitlik iç tersinir ve tersinmez hal değişimleri için geçerlidir. Arkadaşlar bunlar özellik gördüğünüz gibi. Entropi bir özellik, entalpi bir özellik, hacim bir özellik, basınç bir özellik, sıcaklık bir özellik. Sıcak özellik cinsinden yazdığımızdan iç tersinir olsun, tersinmez olsun. Bütün hal değişimleri için bunlar geçerlidir. Ama yola bağlı mesela Q için, yola bağlı V için bunu söyleyemeyiz. Buraya yazmışız zaten. Entropi bir özellik olduğundan iki durum arasındaki entropi değişimi bu iki durum arasındaki işlemden bağımsızdır. TDS eşitlikleri ölçülebilen özellikler cinsinden entropi değişimi hesaplamalarında kolaylık sağlar. Biz hem iç tersini ideal için hem gerçek tersinme sistemler için bu TDS eşitliklerinden yararlanacağız. Ve çok önemli sonuçlar bulacağız arkadaşlar. Bunu hem bu bölüm 1'de hem bölüm 2'de ele alacağız. Evet, gelelim TDS eşitliklerinden faydalanma kapsamında ideal gazlarda entropi değişimine. Biraz önce saf maddelerde entropi değişimini delta S olarak gördük. S2 eksi S1'i gördük. Bunu iç tersinde durumda integralden hesaplayabiliriz. Veya S1 ile S2'yi tablolardan okuyabiliriz dedik. Ama ideal gazlarda ne yapabiliriz? O kısmı şimdi ele alacağız. Arkadaşlar iç enerji değişimini biz geçmişte diferansiyel formda DU eşittir CV çarpı DT olarak yazmıştık. Buradaki CV özgül ısı yani sabit hacimde özgül ısı tabii ki CV sıcaklığın fonksiyonuydu. Entalpi değişimini ise DH eşittir CP çarpı DT olarak yazmıştık. Buradaki CP sabit basınçta özgül ısı. CP de sıcaklığın fonksiyonudur. Bunlar önemli. İdeal gaz denklemi hakkında çok konuştuk. P çarpı küçük V eşittir RT olarak yazabiliriz. Buradan P'yi veya V'yi çekebiliriz. Gerektiğinde bunları çekip şimdi değerlendireceğiz. Evet, ideal gazlarda entropi değişimini ele alacağız. Entropi değişimi nerede var? TDS eşitliğinde var. T çarpı DS eşittir DU artı P çarpı DV'yi tekrar ele alalım. J
Q bölü kilogram biriminde arkadaşlar. Şimdi T çarpı DS eşittir DU artı P yerine bakın burada R çarpı T bölü V'yi koyabiliriz. İdeal gazlarda çalışıyoruz. Tamam. Bunu koyunca bir düzenleme yapalım. Önce her tarafı T'ye bölüp DS'yi tek başına bırakalım. O zaman DU bölü T artı V çarpı DV bölü DV eşitliğine ulaşıyoruz. Tekrar aşağıda yazmışız. DS eşittir DU bölü T artı R çarpı DV bölü V. Gelelim DU bölü TY'ye arkadaşlar. DU'yu yukarıda tanımladık. CV çarpı DT. Hemen DU yerine onun karşılığını yazalım. CV çarpı DT olarak DU yerine yazdık. Tabii bölü T burada var. Diğerleri aynı. R çarpı DV bölü DV yer alıyor. Evet DS eşitliğini bu şekilde yazıp integre edersek 1 ile 2 arasında, hal 1 ile hal 2 arasında integre edersek burası delta S'ye dönüşür. Yani S2 eksi S1'e dönüşür. İdeal gazlarda entropi değişimini arıyorduk zaten. Buraya özgür entropi cinsinden yazmışız. CV çarpı DT bölü T'nin integrali T1 ile T2 arasında alınacak. Bu şekilde kalsın şimdi. Bu integrali nasıl alabiliriz bakacağız. Ama şurada R sabit olduğu için dışarı çıkmış zaten. DV bölü V'nin integralini matematik olarak ln yani logaritma V2 bölü V1 olarak yazabiliyoruz. Evet bu eşitlik önemli. İdeal gazlarda entropi değişimi CV cinsinden. Burada S1 ve S2 sıcaklık ve özgül hacmin fonksiyonu. Zaten görüyorsunuz burada sıcaklık, burada özgül hacim var. CV de sıcaklığın fonksiyonu. Onun için integralin dışına şu anda çıkartamadık. Nasıl çıkartabiliriz? Geçmişte de çalıştık. Birinci yaklaşım ortalama özgül ısılar veya sabit özgül ısılar. T1 artı T2 bölü 2 eşittir T ortalama dersek T ortalama için tablodan sabit CV ortalama alınır. Onun için buna ortalama özgül ısılar veya sabit özgül ısılar yaklaşımı deniyor. Buraya demişim ben veya oda sıcaklığında CV ortalama tablodan okunur. Yani problemin cinsine göre oda sıcaklığında veya ortalama sıcaklıkta bunu okuyabiliriz. Küçük sıcaklık farkları için bu yaklaşım doğrudur. Küçük sıcaklık farkları için. Sıcaklık farkı büyüdüğünde ortalama özgül ısılar yaklaşımı da hatalarla karşılaşıyoruz. Evet. Entropi değişimi ideal gazlarda S2 eksi S1 ise ve CV ortalamayı bir sabit alıp integralin dışına çıkartıyorsak o zaman yukarıdaki integrali bu şekilde yazabiliriz. Ve bunu şu şekilde sonuçlandırabiliriz. CV ortalama çarpı tabii ki DT bölü T'nin integrali de ln. Bu ln matematikte logaritma diye okunur. Logaritma T2 bölü T1 yazılabilir. Artı R logaritma V2 bölü V1'i. Zaten biraz önce halletmiştik. Arkadaşlar birinci yaklaşım sabit özgül ısılar veya ortalama özgül ısılarla çalışıyorsak integralleri bu şekilde halledip ideal gazlardaki entropi değişimini bu eşitlikle hesaplayacağız. Başka bir yöntemi yok. İkinci yaklaşım değişken özgül ısılardır. Daha güzel bir yaklaşımdır. Daha gerçeğe yakın yaklaşımdır. Biz bunu CP kapsamında ele alacağız. Burada CV kapsamında delta S'yi bu şekilde yazdık. Değişken özgül ısılara biraz sonra bakacağız. Hatta şimdi bakacağız ya. TDS'yi biz DH eksi V çarpı DP olarak yazabileceğimizi ispatladık. Dedik ya CP kapsamında ele alalım ikinci yaklaşımı. Onun için önce TDS eşittir DH eksi V çarpı DP eşitliğinden yola çıkarak bazı sonuçlara ulaşalım. Arkadaşlar TDS eşittir DH eksi V yerine yine bir yukarı gidelim. Şurada R, T bölü P olarak V'yi yazabiliyoruz demiştik. O zaman R, T bölü P'yi burada yerleştirelim. Yine her tarafı T'ye bölüp düzenleme yaparsak burası CP, DT bölü T kalacak. Çünkü DH yerine karşılığı nedir? CP çarpı DT. Bunu da yukarıda çalışmıştık. Diğer tarafta eksi R çarpı DP bölü P'ye dönüşüyor. T'ler birbirini götürüyor. Evet, şurada güzelce yazmışız kırmızı içinde. CP cinsinden entropi değişimi yer alıyor. Yine integralini alırsak burası delta S. Yine entropi değişimi S2 eksi S1. Bu sefer T1 ile T2 arasında CP çarpı DT bölü T var.
Diğer tarafın integralini alırsak eksi r ln veya logaritma p2 bölü p1. Yine s1 s2 neyin fonksiyonu diye bakarsak burada sıcaklık ve basıncın fonksiyonu, cp sıcaklığın fonksiyonu arkadaşlar. Temel eşitliğimiz bu. Birinci yaklaşım t1 artı t2 bölü 2 t ortalama da cp ortalamayı alırsak, sabit olarak alırsak, o zaman yine bu integralin dışına çıkar ve bizim integralimiz cp ortalama ln t2 bölü t1 eksi r ln p2 bölü p1 olur. Yine biz cp cinsinden de entropi değişimini hesaplayabiliriz. Değişken özgül ısılara burada bakacağız demiştik. Tamam. Arkadaşlar, ds integralini aldık. Delta s oldu. Bu sefer cp'li kısmı ikiye ayıralım. 0 Kelvin'den t2'ye, 0 Kelvin'den t1'e olmak üzere ikiye ayıralım. Şu taraf aynı kalacak. Arkadaşlar şu integrali bizim için çözüp tablo haline getirmişler. Bunu da S2 üzeri 0'la göstermişler. Bu 0, 0 Kelvin'i referans olarak alıp integrali hesapladığımızın göstergesi. Bunlara mutlak entropiler de deniyor. Şu kısmı ise S1 üzeri 0'la göstereceğiz. Mutlak entropi olarak gördüğünüz gibi 0'dan T2'ye, 0'dan T1'e gelip S2 ile S1 üzeri 0'ı hesaplamış olduk. Yani biz hesaplamadık. Bunları hesaplayıp tablo haline getirmişler. Demek ki S1 ile S2 tablodan alacağız. O zaman değişken özgül ısılar kapsamında ideal gazlardaki entropi değişimi S2 üzeri 0 eksi S1 üzeri 0 eksi R ln veya logaritma P2 bölü P1 olacak. Burada S1 ve S2 sıcaklık ve basıncın fonksiyonu, S1 üzeri 0 ve S2 üzeri 0 sıcaklığın fonksiyonu olacak. Zaten sıcaklığa göre integre ettik. Burada. Arkadaşlar bu eşitlik önemli. Yukarıda CP ortalamayla çalışıyorsak bu eşitlik önemli. Delta S eşitliği. Sonuçta temel eşitliğimizi kırmızılar içinde yazıp integrallerini alıp ortalama özgül ısılar veya değişken özgül ısılar cinsinden ideal gazlar için önemli eşitlikler elde ettik. Bunları güzelce kullanacağız arkadaşlar. Bu eşitliklerde hata yapmayacağız. Şuraya yazmışız. S1 üzeri 0 ve S2 üzeri 0 T1 Kelvin cinsinden ve T2 Kelvin cinsinden ilgili tablolardan alınır. Hava için tablolar var. Çeşitli ideal gazlar için tablolar var. Onları tablolardan alıp değişken özgül ısılar kapsamında delta S'yi hesaplayacağız. Arkadaşlar Cp eksi Cv eşittir R eşitliğini biliyoruz. Bu çerçevede Cp için yazılan değişken özgül ısılar yaklaşımı Cv içinde yazılabilir. Çeşitli matematiksel dönüşümlerle Cv içinde yazabiliriz. Arkadaşlar, saf madde için ve ideal gazlar için delta S'leri çalıştık. Sistemdeki entropi değişimini nasıl hesaplayabileceğimizi çalıştık. Sıkıştırılmış sıvılar ve katılar için ne yapabiliriz ona da bakalım. Arkadaşlar, biz sıvıları sıkıştırılamaz olarak belli bir basınca kadar göz önüne alabiliyoruz. Bunun yanında katılar da sıkıştırılamaz elemanlar. O zaman bu elemanlar için entropi değişimi ne olur ona bakalım. Sıkıştırılamaz sıvılar ve katılarda özgül hacim değişimi yaklaşık sabittir. Yoğunluk değişimi yaklaşık sabittir. Zaten özgül hacim yoğunluğun tersi. Katı ve sıvılarda sıkıştırılamaz sıvılarda bu yaklaşımı ele alıp S2-S1'i tanımlayabiliriz. O zaman arkadaşlar iç enerji değişimini C çarpı DT olarak yazabiliriz. Biz neden oraya C dedik? Cp ve Cv olması sıkıştırılamaz sıvılarda ve katılarda fark etmiyor. Buradaki özgül ısı C, yine sıcaklığın fonksiyonu olması kapsamında dU eşittir C çarpı DT olarak yazabiliriz. Arkadaşlar P çarpı dV'ye baktığımızda işte dedik ya yukarıda özgül hacim değişimi sabittir. Şu değişim sabit olduğu için bu eşit 0 oluyor. Bu kapsamda S2-S1'i C çarpı DT bölü T'nin integrali olarak alabiliyoruz. Yanına herhangi bir basınç ifadesi gelmiyor. Çünkü şu ifade 0 oluyor. Tamam. Hani TDS eşitliklerinden yola çıkarak bunu yazdık arkadaşlar. Artık burada ara işlemleri yapmamışım. TDS eşitliklerinden yola çıkarak bu eşitliğe ulaşabiliriz. İdeal gazlarda yaptığımız gibi yapacağız. Bunun çözümü
Delta S eşittir S2 eksi S1 C çarpı logaritma T2 bölü T1 olacak. C tablolardan ortalama sıcaklığa göre okunacak. Katılarla çalışırsak, katı malzemeyi T1 sıcaklığından T2 sıcaklığına getiriyorsak, bu sıcaklıkların ortalamasında C'yi o katı malzeme için tablolardan alacağız ve delta S'yi hesaplayacağız. Önemli bir konuyu daha işlemiş olduk. Arkadaşlar bir örnek yapalım. P ve Q olarak iki adet hava istasyonu varmış. P ve Q istasyonları ile istasyonlar arasındaki bağlantıyı sağlayan elemanlar iyice yalıtılmış olduğundan hava akışı adiabatik olarak alınabiliyormuş. Yani P ile Q arasında bir bağlantı var. Bu bağlantı da güzelce yalıtılmış olduğu için yalıtım demek adiabatik koşulları sağlamak demek. Biz bu sistemi adiabatik olarak alabiliriz. Hava akışını adiabatik olarak ele alabiliriz. Hava akışının yönü P ve Q istasyonlarının basınç ve sıcaklık koşullarına bağlıdır demişim. P istasyonundaki koşullar 150 kilopascal basınç ve 350 kelvin sıcaklık olarak verilmiş. Q istasyonundaki sıcaklık ise 300 kelvin olarak verilmiş. Buraya da yazmışız, çizmişiz. P ve Q istasyonlarını bu şekilde gösterelim yalıtımlı olarak. Bu çerçevede havanın P istasyonundan Q istasyonuna akması gerekiyorsa Q istasyonundaki maksimum basınç değerini kilopascal olarak hesaplayınız. Arkadaşlar Q'daki basınç belli değil ama biz bu Q'daki basınç maksimum ne olur onu hesaplayacağız. B şıkkında Q istasyonundaki basınç 50 kilopascal değerinde ise entropi değişimini hesaplayın demiş. Tamam. Yani delta S'yi de bize soruyor. SQ eksi SP için. Maksimum minimum kelimelerini gördüğümüzde aklımıza tersine durum gelecek arkadaşlar. Maksimum basınç değeri için tersine sistem kabulünü yapacağız. O zaman TDS eşitliğine hemen başvurabiliriz. Çözümde TDS'leri güzelce işledik. TDS eşittir DH eksi VDP'den yola çıkalım. Biraz önce yaptık arkadaşlar. Aynı işlemleri yapacağız. Havayla çalışıyoruz bu soruda. Hava ideal gaz. O zaman biz DS'yi DH bölü T eksi RDP bölü T haline getirebiliriz. Biraz önce çalıştık. Hatta bunun integralini delta S eşittir CP logaritma T2 bölü T1 eksi R logaritma P2 bölü P1 olarak yazdık. Bu sorudaki özel durum ne? Delta S'yi sıfır alacağız. Çünkü sürekli bir akış var. CP ortalama özgür ısı olarak alacağız. Sabit özgür ısı kabulü altında 300 Kelvin için CP'yi 1.005 kilojoule bölü kilogram Kelvin olarak alabiliriz. Arkadaşlar, hani sıcaklık değişimleri aşağıda yazdım zaten. 350 ile 300 arasında çalışıyoruz. Delta T 50 Kelvin gibi düşük bir sıcaklık. Onun için özgür ısıları sabit alabiliyoruz. Sabit özgür ısılar yaklaşım altında soruyu çözebiliyoruz. Bir de ortalama sıcaklık 325 Kelvin çıkıyor. Yani 300 Kelvin'e çok yakın. Havada da CP'nin değeri bu sıcaklıklarda çok değişmediği için biz 300 Kelvin'de ama isterseniz 325 Kelvin'de de alabilirsiniz. Yine bunu çok yakın bir değer bulacaksınız. CP için bu yaklaşımı yapabiliriz. Arkadaşlar maksimum basınç hesabında adiabatik işlemde sınırdan ısı giriş çıkışı olmayacağından dolayı delta S'yi sıfır alacağız. Tamam. Biraz önce yanlış söyledim o zaman. Burada sürekli akıştan değil adiabatik işlemde sınırdan ısı giriş çıkışı olmayacağı için delta S'yi sıfır alıyoruz. Delta S'yi etkileyen tek şey ne? Sınırdan ısı giriş çıkışı. Adiabatik durumda bu olmayacağından dolayı delta S'yi sıfır alabiliriz. Bu problemi ona göre modelledik. Şuraya sıfır yazarsak elimizde bu ideal gaz için şöyle bir eşitlik kalıyor. Sayısal değerleri yerleştirirsek arkadaşlar hepsinin sayısal değeri elimizde var. PQ'nun sayısal değeri yok. Buradan PQ'yu çektiğimizde Pmax Q'yu elde ederiz. 87.43 kilopascal olarak. Adiabatik durumda çalıştık. Özel bir durumda çalıştık. Delta S'yi sıfır aldık. Maksimum basıncı bulabilmek adına bu çerçevede maksimum basınç 87.43 kilopascal olarak elde edildi. B şıkkında hani 87.43 kilopascal maksimum basınç da biz 50 kilopascal basınca kadar çalışabiliyorsak
entropi değişimi ne olur diye sormuş. Bu sefer entropi değişimini göz önüne alacağız. Maksimum durumda göz önüne almamıştık. O zaman arkadaşlar basınç yerine şurada 50 kilopaskalı koyacağız. Diğer sayısal değerleri zaten konuştuk. R'yi de hava için tablodan alacağız. O zaman entropi değişimi 0,16 kilojoule kilogram kelvin olarak elde ediliyor. Evet, bu problemi bu şekilde ele alabiliriz. Gelelim termodinamik ikinci yasasının matematiksel ifadesine. Entropi dengesi çok önemli arkadaşlar. Nasıl bir enerji dengesi üstünde geçmişte çalıştık termodinamik birinci yasası olarak. Bundan sonra termodinamik ikinci yasası olarak entropi dengesi üzerine çalışacağız. Evet, bu kısmı da güzelce anlatmaya çalışalım. Önce içten tersinir ve iç tersinir için ds eşittir dq bölü t'yi ele alalım. Bunu güzelce çalıştık. Bir daha buraya yazmışız arkadaşlar. Ds'nin integralini alınca delta s'ye ulaşıyoruz. Şuranın integralini alınca zaten bu şekilde bırakıyoruz dedik. Ve altına da geçmişte yaptığımız gibi aynı açıklamaları yazmışız. Burası sistemdeki entropi değişimi, burası sınırdaki olay. Arkadaşlar sistem sınır ve çevresi varsa ve sınırda bir Q alışverişi varsa ve biz sınırın sıcaklığını da T sınır olarak alıyorsak ve bu Q ile T sınırı kullanıyorsak iç tersinir olaydan bahsediyoruz demektir. Önce termodinamiğin birinci yasasına bakalım. Enerji dengesini hatırlayalım, onu yazalım. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistemde jül biriminde bu şekilde yazabiliyorduk. Gelelim tersinir ideal hal değişimi için entropi dengesine. Arkadaşlar yukarıdaki şu durumu ele alıp integrali çözersek zaten delta S sistemimiz Q giren bölü T eksi Q çıkan bölü T olarak yazıyorduk. Bu sefer delta S sistemin yanına aynı enerji dengesinde olduğu gibi S giren eksi S çıkanı yazabiliriz. Sonuçta S giren bu sistemde Q giren bölü T ısı cinsinden tabii ısı olarak baktığımızda ısının entropisi olarak baktığımızda diyelim daha doğru olacak. Isının entropisi olarak baktığımızda Q çıkan bölü T, Q giren bölü T olarak buradaki giren entropiyi ve çıkan entropiyi yazabiliyoruz. Delta S sistemi güzelce çalıştık zaten. Bunu M çarpı özgür entropi cinsinden S2-S1 olarak yazabiliyoruz. Buralarda da büyük S, bunlar da entropi giren ve çıkan. Arkadaşlar tersinin hal değişimi için enerji dengesini bu eşitliği benzettik. Bu da entropi dengesi ama tersinin hal değişimi için, daha ideal durum için. Şimdi gerçek duruma geçelim. Tersinmez hal değişimi için entropi değişimi kapalı sistem için yazmışım. S giren eksi S çıkan var, delta S sistem var. Gerçek durumlarda sınırda bir entropi üretimi de var. İşte bunu da buraya dahil ettiğimiz an gerçek durumla ait entropi dengesini bu şekilde yazabiliriz termodinamiğin ikinci yasası olarak. Joule bölü Kelvin biriminde bu eşitlik bizim için çok önemli arkadaşlar. Bundan sonra hep kullanacağız. Sınırdan giren ve çıkanlara baktığımızda ısı giriş çıkışı varsa ısının entropisini biz Q giren bölü TK ve Q çıkan bölü TK olarak yazacağız. Bu TK sınır sıcaklığı veya ısı deposu sıcaklığı olabilir. Problemin cinsine göre onu ele alacağız. Sistemle çevre arasında ısı alışverişi yoksa sistemle çevre arasında entropi akışı da yoktur. Entropi üretimi yola bağlıdır. Tersinmezlik nedeniyle sistem entropi üretir. Arkadaşlar bakın şurası önemli. Biraz önceki problemde de onu ele aldık. Sistemle çevre arasında ısı alışverişi yoksa, yani şunlar yoksa zaten delta S sistem sıfır oluyor. Bunlar yoksa S üretim de yok. Veya S üretim direkt delta S sistem oluyor. Bir daha güzelce söylemeye çalışayım. Şuraları yoksa, yani Q giren Q çıkan yok ise buraları sıfır. Elimizde S üretim eşittir delta S sistem kalıyor. İdeal sistemlerde S üretim de yoksa o zaman delta S sistem eşittir sıfır oluyor. Biraz önceki problemde onu karıştırmadık umarım. Delta S sistemi biraz önceki problemde sıfır aldık. Çünkü ideal durumda yaklaştık A şıkkında. Şu kısımlar olmadığı için, S üretim de olmadığı için ideal durumda delta S sistemi sıfır aldık. Evet, problemde hatalı bir şey söylememiş olalım.
Arkadaşlar seyretin büyük sıfır ise işlem anında sistemde iç tersimezlikler vardır diyebiliriz. İç tersimezlikler varsa entropi üretimi her zaman sıfırdan büyüktür gerçek sistemlerde. S üretim eşi sıfır ise sistemde iç tersimezlikler yoksa. Tamam. Yani ideal durumda tersimezlik yoksa buraya tersi olarak yazmışız. Tamam. S üretim küçük sıfır zaten olamaz. Arkadaşlar delta S sistem büyük sıfır, küçük sıfır veya eşit sıfır olabilir. Bunu güzelce tartıştık zaten. Bunda herhangi bir hata yapmayalım. Termodinamik ikinci yasasının en önemli eşitliği zaten tek eşitliği bu. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşit delta S sistem. Joule bölü Kelvin biriminde artık altına yazalım. S giren ve S çıkan olarak neleri dikkate alabiliriz? Bir kere ısı için entropi yazdığımızda onu Q bölü T olarak yazdık. Q bölü T olarak yazdığımızda buradaki T sabit bir sıcaklık olacak. Artık onun problemin cinsine göre T sıcaklığını değerlendireceğiz. Isı geçişi yoluyla entropi geçişi S ısı Q bölü T'ye eşit. S giren ve S çıkan olarak bunu değerlendirebiliriz. S iş, işin entropisi eşittir sıfırdır. İç geçişi yoluyla entropi geçişi sıfırdır arkadaşlar. İşin entropisi yok. Ama kütle giriş çıkışı varsa sistemde, açık sistemde çalışıyorsak S kütleyi M çarpı S olarak, yani kütle çarpı özgür entropi olarak alacağız. Kütle geçişi yoluyla entropi geçişi. Neden? Kütle belli bir sıcaklığa sahipse o kütleyi o sıcaklığa getirmek için belli bir Q kullanıyoruzdur biz. Q'yu görüyorsak Q'yu gördüğümüz yerde entropiden bahsedebiliriz. O zaman kütle ile entropi geçişini M çarpı S olarak yazacağız. O kütle örneğin su ise bu S'leri sıcaklığa göre tablolardan alacağız. Sistem sınırında denilen entropi geçişleri iki tane oluyor. Isı ve kütle. İş sıfırdır. Ama sistem sınırında denilen enerji geçişleri ısı, iş ve kütle ile oluyordu. Onu geçmişte çalıştık. Sistem sınırında denilen entropi geçişleri kütle ve ısı olacak. Şu temel eşitlik çok önemli. Arkadaşlar termodinamik kolaydır. Birinci yasayla çalışıyorsak E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. İkinci yasayla çalışıyorsak S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistem. Bundan başka eşitlik yok elimizde. Entropi ısıyı arkadaşlar onun zaten integrali bu şekildeydi. Yani şurada biz özel bir durumu integralinden kurtardığımız durumu ele aldık. Ama kurtaramıyorsak biz bunu toplam olarak da yazabiliriz. O zaman QK bölü TK olarak yazarız. QK ne demek? K konumundaki TK sıcaklığındaki sınır üzerindeki ısı geçişidir. O zaman o sıcaklık değişiyorsa adım adım o sıcaklığın Q'su, diğer sıcaklığın Q'su olarak yazıp bunların toplamını aldığımızda yine S ısıya ulaşırız. Yani integral toplam demek zaten böyle bir yaklaşım yapabiliriz. Sürekli akışta delta S sistem sıfır olacaktır dedik zaten. Geçmişte de yani bu derste açık sistemlerde süreksiz akışta delta S sistem sıfır olmaz. O zaman kütleler değişiyordur. M2 S2 eksi M1 S1 olarak yazabiliriz. Süreksiz akışı varsa kütlenin korunumu da devreye giriyor. O zaman toplam M'ye giren eksi toplam M'ye çıkan sıfır olmaz. Delta M sisteme eşit olur. Sürekli akışlarda şurası sıfır oluyor. Evet. Burada kilogram biriminde yazmışız. Tamam, bakıyorum herhangi bir hata var mı diye. Yok. Tamam. Arkadaşlar entropi kolaydır ama birkaç noktayı bilmeniz şart. Bunlardan biri de entropinin artışı ilkesi. Bunlar çok önemli kurallar. Arkadaşlar makine mühendisliği demek, termodinamik demek, entropiyi iyi bilmek demektir. Entropiyi iyi bildiğinizde her türlü sistemi güzelce ele alıp hata yapmadan çözümleyebilirsiniz. Entropiyi bileceksin. Enerji analizini bileceksin. O zaman termodinamikte her türlü başarıyı gösterirsin. Evet, kapalı bir sistemi ele alalım. Sistemin bir sınırı var ve sistemin delen diferansiyel formda dQ girişi olsun, diferansiyel formda dV girişi olsun. Hani bu piston silindir düzeni hemen aklımıza gelebilir. Isı girişi var, ısı girişi var, iş çıkışı var. Bunun da bir çevresi var sonuçta. Arkadaşlar bu çevrenin de etrafını çevirirsek aylık sistem sınırından bahsedebiliriz.
Biz ilk videomuzda sistemleri kapalı sistem, açık sistem ve aylık sistem olarak ele aldık. Aylık sistemin sınırından herhangi bir giriş çıkış yok. Çevrenin biraz ötesi ne aylık sistem olarak alabiliriz artık. Bu çevre içinde de çeşitli olaylar oluyor görüyorsunuz. Ama uzaklaştıkça aylık sisteme ulaşıyoruz. Aylık sistem sınırına ulaşıyoruz. Bu çerçevede entropinin artışı ilkesini ele alacağız. Kapalı sistem artı çevresi bir aylık sistem oluşturur demişiz buraya da arkadaşlar. Şimdi güzelce bakalım buradan çok önemli bir sonuca ulaşacağız. Evet şeklimiz bu. Elinizde çıktı olarak da var. Şimdi kapalı sistem için enerji dengesini yazalım. Her zaman termodinamiğin birinci yasasından yararlanacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Diferansiyel formda ne giriyor? DQ giriyor. Ne çıkıyor? DV giriyor. O zaman bizim de delta E sistemi DQ eksi DV olarak yazabiliriz. Diferansiyel formda. Evet bunun başına da bir diferansiyel işareti koysak iyi olurmuş. Neyse. Sonuçta anlaşıldı. Çevre için enerji dengesini yazarsak bakın. Sistem için yazdık. Bu sefer çevre için de yazalım. Sonuçta şu kısımda bir sistem. Ama bu sistemi bu sefer çevre olarak ele alalım. Çevre için enerji dengesini yazarsak E giren eksi E çıkan delta E çevre olarak yazarsak arkadaşlar çevreye giren ne var? DV var. Çevreden çıkan ne var? DQ var. Yani kapalı sistemin sınırındaki olayların tersi oluyor çevre için. Şurası da çevre için bir sınır oluyor sonuçta. O zaman delta E çevre tabii bunu dediğim gibi diferansiyel formda yazsak daha doğru olurdu. Tamam. Delta E çevreyi bu sefer DV eksi DQ olarak yazarız. Hemen ne görüyoruz? Bunun tersi. Tersi olmak zorunda zaten. Aylık sisteme geçersek ikisinin birleşimi aylık sistem. Aylık sistem için enerji dengesi ne? Giren eksi E çıkan zaten ikisi de sıfır. Aylık sistemin sınırından giriş çıkış yok. O zaman sadece delta E aylığı göz önüne alırsak bu sistem artı çevrenin enerji değişimlerinden oluşacak. O zaman delta E aylık için yazabileceğimiz delta E sistem artı delta E çevre şu ifadelerden oluşuyordu. Zaten bunların toplamı sıfır arkadaşlar. Bunu böyle ayrıntılı olarak neden yaptım? Enerjinin korunumunu tekrar ispatlamış olduk. Biz termodinamiğin birinci yasasını ele aldığımızda herhangi bir işlem sırasında sistem ile çevresinin enerjileri toplamı sabittir demiştik zaten. Termodinamiğin birinci yasası olarak. Zaten sabit olduğu için burası sıfır çıkıyor. Enerji analizini güzelce yaptık ve şu kısmı hatırlamış olduk termodinamiğin birinci yasası kapsamında. Şimdi bu yaptıklarımızı termodinamiğin ikinci yasası kapsamında ele alalım. Kapalı sistem için entropi dengesini yazalım. Bunu güzelce şimdi öğrendik. S giren eksi S çıkan arttı. S üretim eşittir delta S sistem. Sistemi hatırlayalım. Sadece ısı girişi vardı. O zaman S giren ısı cinsinden DQ bölü T olarak yazılabilir. Başka bir sisteme giren kütle yok örneğin. Zaten iş giriş çıkışlarında buraya da yazmışız. Entropi göz önüne alınmaz. O zaman bu eşitliği düzenlersek ve S üretimi ben tek başına bırakmışım. S üretimi tek başına bırakırsak delta S sistem eksi DQ bölü T olarak burayı yazabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şu delta'yı diferansiyel formda yazmak daha doğru olacaktı ama konu anlaşılıyor. Çevre için entropi dengesini yazarsak bu sefer tersi olacak. S giren yok ama çevrede S çıkan var. DQ bölü T olarak S üretim çevre var ve delta S çevre var. Burada da S üretim çevreyi tek başına bırakalım. O zaman delta S çevre artı DQ bölü T olarak yazabiliriz. Bakın enerji dengesinden bir noktaya ulaştık. Entropi dengesinden de bir noktaya ulaşacağız. Aylık sistem için entropi dengesini yazalım. S giren eksi S çıkan zaten aylık sistemin sınırında hiçbir şey olmaz. Sıfır. S üretim aylık eşittir. Delta S aylığa eşit olacak. Delta S aylığı arkadaşlar şu ikisinin toplamı olacak dedik. Yine entropi bakımından buraya yazmışız ikisini de zaten toplam olarak tamam. Daha da güzel yazarsak S üretim aylık. S üretim artı DQ bölü T büyük parantez içinde artı yine büyük parantez içinde S üretim çevre eksi DQ bölü T. Bunlar delta S sistem ve delta S çevreden oluşuyordu. Şimdi bu şekilde bırakalım. Buradan bir noktaya ulaşacağız.
S üretim aylık eşittir delta S sistem artı delta S çevre olarak yazabildik. Yukarıdaki durumu bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar gerçek sistemlerde biz ne dedik? Her zaman S üretim büyük sıfır dedik mi? Dedik. O zaman burası da S üretim aylık da büyük sıfır olmak zorunda. Burası büyük sıfır oluyorsa şu toplamlar da büyük sıfır olmak zorunda. İşlem sırasında sistem ile çevresinin entropi değişimlerinin toplamı pozitif olur. Bu entropinin artışı ilkesidir. Gördüğünüz gibi entropi her zaman artıyor. S üretim büyük sıfır olacağından dolayı bir sistemdeki entropi üretimi eşittir delta S sistem artı delta S çevre olarak yazılır. Ve entropinin artışı ilkesi gereği her zaman bu ikisinin toplamı büyük sıfır olmak zorunda gerçek sistemlerde. Dikkat! Sistemi ve çevresinin entropi değişimlerinin ayrı ayrı pozitif olması gerekli değildir. Yani şunlar ayrı ayrı pozitif olmak zorunda değil. Biri negatif olabilir. Ama ikisinin toplamı her zaman pozitif olmak zorunda. Sistem ve çevresindeki entropi değişimleri için entropinin artışı ilkesi önemlidir. Örnek. Sıcaklığı 325 derece santigrat, kütlesi 10 kilogram olan bakır çubuk. Sıcaklığı 27 derece santigrat, kütlesi 20 kilogram olan alüminyum çubukla ısıl temas ettiriliyor. Bakır ve alüminyum çubuklar ısıl dengeye eriştikten sonra ortak sıcaklıklarını ve işlemin entropi üretimini hesaplayınız. Bakın ısı transferinde de bu durum ele alınır. Bakırla alüminyumu birleştiriyoruz. Birleşme noktası burası. Birleştiği an ikisi de sistem ve bu sistemin etrafını güzelce yalıtalım. Sistem sınırı ikisinin birleşimi oluyor şu şekilde. Bunlar ısıl dengeye ulaştığında, sonuçta ikisi ayrı sıcaklıklarda, ayrı kütlelerde, ısıl dengeye ulaştığında sıcaklığı ne olur? Önce ona bakacağız. Ortak sıcaklığın hesabı enerji dengesiyle olur sonuçta. E'ye giren eksi E'ye çıkan eşittir delta sistem. Arkadaşlar sistem sınırı bu. Güzelce yalıttık. E'ye giren ve E'ye çıkan yok bu katı malzemede. Ama delta sistemde değişim var. Bir kere bakır ve alüminyum var. İkisinin iç enerji değişimleri delta sistem olarak alınabilir. Alınacak zaten. Burada sistem bakır artı alüminyum çubuktan oluşmaktadır. Sistem yalıtılmış olduğu için sınırdan ısı giriş çıkışı yok. Bu çerçevede delta sistem delta U bakır artı delta U alüminyum olarak değerlendiriyor. İkisinin toplamı sıfır olacak. Arkadaşlar katı malzemeyle çalışıyoruz. İç enerji değişimini biz kütle çarpı U2 eksi U1 olarak yazabileceğimiz gibi kütle çarpı özgül ısı çarpı sıcaklık değişimi olarak yazabiliyoruz katı malzemeler için. Zaten U değerlerini bulabileceğimiz herhangi bir yer yok. U yerine U'yu gördüğümüz an aklımıza C çarpı T gelecek. U yerine değişimi bu şekilde yazarız. Katı da tabii CP, CV fark etmiyor. Onun için C bakır yazmışız. C alüminyum yazmışız. Alüminyum kısmı için bu. Bakır kısmı için bu. O zaman güzel. Katı malzeme için bunu yazabiliyorsak ısıl dengede T2 bakır eşit T2 alüminyum olmak zorunda. Zaten T2 ulaşabilecekleri son sıcaklık. Bakın artı eksiye göre geldiğini ona göre belirlemişiz. T2 ulaşabilecek son sıcaklık. İkisinde de aynı sıcaklık olacak. Buradan T2'yi tek başına bırakırsan ve yukarıdaki eşitlikten yararlanarak şöyle bir eşitlik elde edersen A şıkkını halletmiş oluyoruz. Arkadaşlar şu eşitliğin içindeki T2 hariç hepsinin sayısal değeri var. Buraya ne demişim? Ortalama sıcaklık belli değil. Hani C'leri alüminyum ve bakır için 350 derece santigrat, 350 Kelvin'de almışım. 350 Kelvin'de almışım. Bakır ve alüminyum için yani katı malzemeler için C değerleri sıcaklıkla fazla değişmiyor arkadaşlar. Onun için bu değerleri alabilmişim 350 Kelvin sıcaklıkta. Bu değerler kapsamında T2 79.03 derece santigrat veya 352.18 Kelvin olarak hesaplanıyor. Yani bütün sayısal değerleri burada yerine koyarsak son sıcaklığı buluyoruz. Özgül ısı bakır ve alüminyum değerlerinin sıcaklıkla değişimleri sonucu çok etkilenmeyeceği için 350 Kelvin'de tablodan almışım demişim arkadaşlar. Yine siz bu sıcaklığa göre bakarsınız. Fazla değişmediğini görürsünüz özgül ısıları. Tamam, A şıkkını T2 sıcaklığını halletmiş olduk. Gelelim entropi dengesine. Artık entropi dengesini kullanabiliyoruz. S'ye giren eksi S'ye çıkan artı T
artı S üretim eşittir delta S sistem olarak yazabiliyoruz. Sistem sınırından giren çıkan ısılar yok, kütleler yok. O zaman burası sıfır. O zaman delta S sistem, arkadaşlar hem bakır hem alüminyum var. İkisinin toplamı olarak, yani entropi değişimlerinin toplamı olarak buraya yazabiliriz. S üretimi göz önüne aldığımızda S üretim delta S bakır artı delta S alüminyum oluyor. Bakın entropinin artışı ilkesi burada karşımıza hemen çıktı. Bunu zaten entropinin artışı ilkesini ayrıntılı olarak ele almıştık ve bu şekilde yazmıştık. Katı malzeme için delta S bakır ne olabilir? Bunu da çalıştık. Bunu M çarpı C çarpı logaritma T2 bölü T1 olarak katı malzemeler için yazabileceğimizi çalıştık. Sayısal değerler elimizde var. Buraya yerleştirirsek dikkat sıcaklıklar Kelvin. Bunun elenini, logaritmasını alıyorsun. Ona göre delta S bakırı buluyorsun. Bakın bu eksi çıkmış. Eksi 2.0817 kilojül bölü Kelvin. Bakırın entropi değişimi. Bu ikisinin toplamı pozitif olmak zorunda. Yoksa hata yapıyoruz. Bakalım. Alüminyum için entropi değişimi yine şu şekilde yazılabilir. Sayısal değerler elimizde var. Bakın bu 2.97 kilojül bölü Kelvin çıkmış. Bu artı bu eksi toplam pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Negatif çıkarsa kesinlikle hata yapıyoruz. Buradaki entropi üretimi 0.8885 kilojül bölü Kelvin. Evet. Güzelce entropiyi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hata yapmamaya çalıştım. İçeride hata yaptığımı hissettiğimde zaten üzerinde bir iki kere durduk. İnşallah umarım bu anlatım yararlı olmuştur. Entropiyi, entropi üretimini ve entropi dengesini anlatmaya çalıştım. Ama şu şekilde bu kısmı bitirebiliriz. Entropi üzerine son yorumlar. Bunlar önemli. Güzelce okumaya çalışayım. Hal değişimleri herhangi bir yönde değil, sadece belirli bir yönde gerçekleşebilir. Hal değişimi entropinin artışı ilkesiyle uyumlu yönde ilerlemek zorundadır. Bakın yine entropinin artışı ilkesi karşımıza çıktı. Hal değişimi bununla uyumlu olmak zorunda. Yoksa o hal değişimi gerçekleşmez. Yani hal değişimi sırasında entropi üretimi sıfırdan büyük olmalıdır. Bu ilkeyi sağlamayan bir hal değişimi gerçekleşemez. Çeşitli mucitler arkadaşlar ikinci yasayı bilmediklerinden dolayı entropinin entropi üretiminin sıfırdan büyük olamadığı icatlar yapıyorlar. Birinci yasa uyuyor icadı ama ikinci yasaya uymuyor. Entropinin artış ilkesine uymuyor. Ama entropinin artış ilkesini bilmedikleri için bir icat yaptıklarını sanıyorlar ve yanılıyorlar. İkinci yasa dedik ya bizim için çok önemli. Makine mühendisleri entropiyi ikinci yasayı iyi bildikleri an her şeyi kolaylıkla çözümleyebilirler. Entropinin korunumu söz konusu değildir. Bu nedenle entropinin korunumu ilkesi değil bir kavram yoktur. Entropi sadece ideal bir durum olan tersinin ve hal değişimleri sırasında korunur ve gerçek bütün hal değişimleri sırasında artar. Bu nedenle evrenin entropisi sürekli artıyor arkadaşlar. Evrenin entropisi sürekli artıyorsa bir sona doğru gidiyoruz. Maalesef insanın da entropisi artıyor sonu ölüm oluyor maalesef. Tersimezliklerin varlığı mühendislik sistemlerinin verimlerini azaltır. Tersimezlikten söz ettiğimiz an gerçek sistemlerde verimler azalır. Ve entropi üretimi hal değişimi sırasında görülen tersimezliklerin bir ölçüsüdür. Entropi üretimi demek sistemdeki tersimezliklerin ölçüsü demektir. Tersimezlikler arttıkça entropi üretimi de artar. Ama entropi üretimi olmadan da sistem çalışmıyor. Bu bakımdan entropi üretimi hal değişimiyle ilişkili tersimezliklerin nicel bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Aynı zamanda entropi üretimi mühendislik sistemlerinin verimlerini saptamak için bir kriterdir arkadaşlar. Biz bu çerçevede verimleri hesaplayacağız. Bölüm 2'de bir izoentropik verim ifadesine bakacağız. Ekserji kısmını da anlattığımızda entropinin ikinci yasası verimini güzelce ele alacağız. Arkadaşlar, son olarak ispatlar demişim. Şimdi geçmiş videolarda Q çıkan olmayabilir mi kısmını entropi bölümünde ispatlamak istiyorum demiştim. Bunun ispatı kolay. Isı makinesi için entropi dengesini yazmışım bakın burada.
zaten ısı makinelerindeki Q-çıkanı tartışıyorduk. Isı makinesini buraya çizmişiz. Tamam, TH ile TL arasında çalışıyor. QH ile QL arasında çalışıyor. QL burada Q-çıkan tabii ki. Ve ısı makinesi VNet işini oluşturuyor. Entropi dengesini yazalım. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistem olarak yazacağız artık bunu. Arkadaşlar, ısı makinesi çevrim geçiren bir sistem. Çevrim geçiren sistemde delta S sistem 0. Tamam, burası 0. Ama S giren ve S çıkan var. Isı cinsinden. QH bölü TH. Bakın, çevrim geçiren sistemde TH ile TL'yi al. Burayı yanlış yazmışım. Burası QL bölü TL olacak. Tamam. Şurada doğru yazmışız. Ufak tefek hatalar her zaman olur. Burayı TL alacağız. O zaman S üretimi tek başına bırakırsak QL bölü TL eksi QH bölü TH çıkıyor. Ne dedik? S üretimi her zaman sıfırdan büyük olacak. E tamam. Entropi üretimi gerçek çevrimlerde sıfırdan büyüktür. QL sıfır olursa S üretim eksi QH bölü TH oluyor. E arkadaşlar, S üretim sıfırdan küçük olamayacağı için QL de sıfır olamaz. Arkadaşlar, bu QL'nin sıfır olamaz kısmını bölüm 2'de bir daha ele alacağız. Çok önemli bir konu. Hani entropi dengesi kapsamında bakın ele aldık, ispatlamış olduk. Ama kavramsal olarak da yine bunu ispatlayacağız. Başka bir ispat, yine de Carnot çevrimini ele aldığımızda tersine bir çevrimdir, ideal bir çevrimdir. Ve orada dedik ki biz QH bölü QL'yi TH bölü TL olarak tersine sistemlerde yazabiliriz. Ama bunu nasıl yazabiliyoruz? Onu işte entropi dengesiyle göstermek istiyorum. Soğutma makinesini ele aldık. Bir VNet girişi olacak. Yine QL ile QH arasında veya TL ile TH arasında çalışacak bu soğutma makinesi. S giren QL bölü TL olacak. Bakıyoruz, evet, soğutma makinesine giren. S çıkan QH bölü TH olacak. Tamam. Tersinir olarak ele alıyoruz Carnot soğutma makinesini. Tersinir sistemlerde S üretim yok arkadaşlar. Çevrimde delta S sistem olarak baktığımızda sıfır alınıyor. Çevrimde de delta S sistem yok. Yani şurası Carnot çevrimi olduğu için, tersinir çevrimi olduğu için sıfır. Burası da çevrim olduğu için sıfır. Elimizde bu ikisi kaldı. Bu ikisi kaldı ise 1'i artı 1'i eksi. O zaman QL bölü TL eşittir QH bölü TH yazabiliriz. Bu ısıları oranlarsak QH bölü QL zaten tersinir olarak çalıştığımız için altına tersinir yazdık. İşte TH bölü TL oldu. Tersinir çevrimlerde geçerli olan termodinamik sıcaklık ölçeği bu. Bunu biz Carnot çevriminde ele aldık. İspatını da entropi dengesiyle tersinir bir sistem için, çevrim geçiren bir sistem için bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Güzelce entropi anlatmaya çalıştım. Herhangi bir yorumunuz olursa yazabilirsiniz. Ders 09 bölüm 02'de görüşmek üzere.